Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hasanpaşa köftesi tarifi paylaşacağım. Tadı oldukça lezzetli, görüntüsü harika, ana yemek için oldukça güzel bir tarif. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Burada 6-7 adet olacak şekilde patatesim var. Patateslerimi soydum. Daha kolay haşlanması için patateslerimi doğruyorum. Bu şekilde 6-7 parçaya patateslerimi bölüyorum. Daha kolay haşlanıyor bu şekilde. Size de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Patateslerimi doğradım. Üzerine suyumu ilave ediyorum. Ocağa alıp haşlanması için bırakıyorum. Daha sonrasında burada 500 gram kıymam var. Üzerine 1 adet yumurtamı ekliyorum. 4 yemek kaşığı galeta unu. Bir adet rendelenmiş soğan. Soğanımın suyunu güzelce sıktım. Baharat olarak yarım çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da toz biber ekliyorum. Güzelce yoğurmaya başlıyorum. İyice bütün malzemelerim karışıncaya kadar bu şekilde karıştırıyorum. Artık köfteme şekil vermeye geçebilirim. Şöyle mandalina büyüklüğünde bir parça alıyorum. İlk önce elimle hafifçe ortasına bastırıyorum. Sonra yemeğimi yapacağım borcamıma köftemi koyuyorum. Bu şekilde yanlardan ve içten bastırarak şekil vermeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde oluyor. Tekrardan mandalina büyüklüğünde alıyorum. İlk önce elimle biraz yuvarlıyorum. Daha sonra bu şekilde ortasını genişletiyorum. Ve borcama alıp hem yanlardan bastırıyorum hem de içine bastırıyorum. Gayet kolay bir şekilde şeklini verebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde zorlanmazsınız. Ben bu şekilde 8 adet köfte elde ettim. Eğer siz daha az olmasını istiyorsanız kıymanın miktarını azaltabilirsiniz. Ona bağlı olarak da pürenin de biraz miktarını azaltmanız gerek. Şimdi ben 8 tanesini de yaptım. Hepsi hazır köftelerimin. Onu bir kenara alıyorum. Şöyle yakından da gösterim şeklini. Patatesim de bu arada haşlandı. Şimdi içerisine yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı da tereyağımı ekliyorum. Ve de şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar da sütüm var. Onu da içerisine ekleyip ezmeye başlıyorum. Çok fazla süt kullanmıyorum. Bu miktar yeterli olacaktır. Şimdi püremi güzelce içerisinde hiç pürüz kalmayıncaya kadar eziyorum. Patateslerimi ezdikten sonra içerisine bir küçük kase olacak kadar kaşar peynirimi ekliyorum. Daha sonrasında güzelce karıştırıyorum. İyice kaşarla patateslerimin birbirine karışmasını, kaşar peynirimin erimesini sağlıyorum. Böyle gördüğünüz gibi pürüzsüz harika bir kıvamı oldu. Kaşar peyniri de içerisinde eridi. Artık köftelerimin içerisine eklemeye geçebilirim. Şöyle her birinin içerisine 1,5-2 yemek kaşığı olacak kadar püremden ekliyorum. Gerçekten oldukça lezzetli bir yemek tarifi. Köftesiyle, püresiyle, birazdan üzerine koyacağım kaşarıyla oldukça lezzetli bir tarif. Ana yemek için harika. Mutlaka misafirlerinize, kendinize denemeniz gereken bir tarif. Şimdi ben hepsini püreyle doldurdum. Şöyle göstereyim. Artık fırına koyabilirim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika bu şekilde pişiriyorum. Daha sonrasında sosunu ve kaşarını ekleyeceğim. Ama ilk öncelikle sadece bu şekilde bir pişiriyorum.
Şimdi sosunu hazırlamaya geçiyorum. Burada 1 yemek kaşığı domates salçası var. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı da sıcak su ekliyorum. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. Salçamın içerisinde güzelce erimesini sağlıyorum. Bu arada köftelerimi de fırından çıkarttım. Hazırladığım sosumu köftelerimin tabanına gelecek şekilde döküyorum. İstiyorsanız üzerlerine de dökebilirsiniz. Ama ben sadece altına dökmeyi tercih ediyorum. Ve üzerlerine rendelediğim kaşarlardan bir miktar koyuyorum. Hasanpaşa köftelerim tekrardan fırına girmeye hazır. Üzerindeki kaşarı eriyip kızarıncaya kadar şöyle yaklaşık 15-20 dakika köftelerimi Yemeğimi fırından çıkarttım. Üzerindeki kaşarı da çok güzel eridi ve kızardı. Görüntüsü gerçekten dediğim gibi harika. Şöyle yakından göstereyim. Yanına da pilavımı yaptım. Bu şekilde servis tabağıma alıyorum. Biraz da yanlarına ve üzerine altındaki sosundan döküyorum. Sos da çok yakışıyor piştikten sonra. Çok güzel ve çok lezzetli bir yemek tarifi. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.